nasip eyle ya Rabbi. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlarımızı zelil eyle. Bizleri bu dünyada vatansız, kabirde kefensiz bırakma ya Rabbi. Bizleri bu dünya üzerinde yaşattığın müddet için şu anda hasta yatağında yatıp senden şifa bekleyenlere Şafi isminin keçetisiyle şifalar görmek nasip eyle. Derdi kullarına devalar vermeyi nasip eyle. Boşluk kullarına bir an evvel borçlarından ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek seni kapamamızı cümlemize nasibin yester eyle ya Rabbi için. Bilhas dualarımızın ibadet ve taatlerimizin dergâh izzetinde kabul için ve ben Allah rızası için lide ikâlet ve sene Ekim ayının ilk haftası olarak keşlik ayırımı, yağmur duası olarak keşlik ayırımızı yapacağız vatandaşlar olarak ya da toplanarak hep ele birlik yapacak olduğumuz keşlik ayırımı Allah kabul etsin. Evet, Buharkent'te Kızıldere köyündeyiz. Muhtarımızla birlikteyiz. Azalarımız burada. Eski muhtarımız burada. Sağ olsunlar. Artık geleneksel hale gelmiş bir hayır cemiyeti organize ediyorlar Ekim ayında. Bu sene hem kuraklık var biliyorsunuz. Geçen sene de vardı. Bu sene vardı. Her sene daha da fazla hissediliyor. Dolayısıyla hem hayır yapalım hem dua edelim. Kuraklıkla ilgili yağmur duası yapalım diye toplandık. Muhtarımızın önderliğinde köy halkının katkılarıyla, tamamen köy halkının katkılarıyla gerçekleşen bir hayır cemiyeti oldu. Herkes hayır yaptı burada. Para verdi. Dolayısıyla bu cemiyet kuruldu. Görüyorsunuz herkes, çoluk çocuk, bütün köy halkı, Buharkent'ten gelen bir sürü insan, herkes burada toplandılar. Birlikte dua ettik. En güzeli de o. Birlikte olmak güzel. Birlik beraberliği sağlayan unsurlardan bir tanesi böyle cemiyetler. O yüzden ben muhtarımızı tebrik ediyorum. Köy halkına teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Verdikleri katkılardan dolayı onlardan Allah razı olsun. İnşallah dualarımız kabul olur. Tabii tarımla geçinen bir memleketiz. Özellikle Kızıldere köyümüz. Yağmura çok ihtiyacı var. Ağaçlarımızın, tarım arazilerimizin, çiftçilerimizin. O yüzden inşallah duamız kabul olur. Bir bereket yağar inşallah. Rahmet yağar. Topraklar bereketle buluşur diye düşünüyoruz. O yüzden ben kendilerine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin inşallah.